Merhabalar, ben Selen. Bugün birlikte evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz etkili ve güvenli bir egzersiz serisi yapacağız. Bunun için evinizde varsa eğer bir havlu yanınızda bulundurmanızı istiyorum. Varsa bir pilates çemberi ya da herhangi bir yastık kullanabilirsiniz antrenmana yardımcı olacak ekipmanlar olarak. Hazırsanız birlikte başlıyoruz. Sırt üstü yere yatarak başlayacağız. Uzanma pozisyonunda olacağız tamamen. İki bacağımızı da dümdüz uzatıyoruz. Kollar vücudumuzun yanında. Parmak uçlarımızı kendimize doğru çekerek başlıyoruz. Ve tekrar nefes vererek ileri doğru itiyoruz. Nefes alırken parmak uçlarını kendine doğru çek. Ve nefes vererek ileri doğru it. Tekrar aynı şekilde parmak uçlarını kendine doğru çek. Ve nefes vererek it. Ayak bileğinin çevresini çalıştığını hissetmeye çalış. 10 tekrar yapacağız bu egzersizi. Ve bıraktık. Tek dizi hafifçe büküyoruz. Havlu şimdi ihtiyacımız olacak havluya. Tam dizinizin altınıza koymanızı istiyorum. Sırt üstü yattık tekrar. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken topuğumu yerden hafifçe kaldırıyorum. Parmak ucumu kendime çektim. Ve havluyu bastırmaya çalışıyorum yere doğru. Üst bacak kaslarınızın çalıştığını hissedin. Ve sonra tekrar serbest bırakın. Aynı şekilde dizinizin altında havluyu ezin. Üst bacak kaslarınızı hissedin ve serbest bırakın. Havluyu ezerken nefes veriyor olun mutlaka. Ve tekrar serbest bırakın kendinizi. Bu hareketi 10 tekrar sağ bacak, 10 tekrar sol bacak için yapmanızı isteyeceğim. Ardından diğer egzersiz. Aynı şekilde dizi kilitledim. Nefes vererek yukarı doğru kaldırıyorum. Diğer bacağımla aynı hizaya getirdim ve yavaşça bırakıyorum. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken yukarı doğru kaldırdım. Bacak kaslarımı hissediyorum ve tekrar bırakıyorum. Bunu yaparken gövdenizin sağa sola dönmediğinden emin olun. Belinize yük bindirmemek için karnınızı aktive etmeyi unutmayın. Ve tekrar serbest bırakın. Son bir kez daha. Ve bıraktık. Bu da aynı şekilde her iki bacak için 10'ar tekrar yapıyoruz. Dizlerin ikisini de büktük. Havluyu kenara alabiliriz şimdi yavaşça. Ellerimizi belimizin altına koyuyoruz. Bir çukur olduğunu hissedeceksiniz. Nefes vererek leğen kemiğini arkaya doğru yuvarlayıp bel çukurunuzu yere bastırmaya çalışıyorsunuz. Ellerim belimin altında hafifçe eziliyor olacak. Ve tekrar yuvarlıyorum ileri doğru. Bel çukurumu geriye doğru bastırırken karın kaslarımı aktive ediyorum ve nefes veriyorum. Hareketi yaparken boyun kaslarınızı ve omuz kaslarınızı serbest bırakmaya çalışın. Kendinizi çok kasmadan sadece leğen kemiğinizi yuvarlayın. Başınız çok geriye kaymamalı. Ve tekrar serbest bıraktık. Son kez. Yine bu hareketi de 10 tekrar yapmanızı isteyeceğiz sizden. Ve bıraktık yavaşça. Gayet güzel bir kontrol. Şimdi bel çukurumu yere bastırıyorum hafifçe ve burada kaldım. İki kolumu da yukarı kaldırıyorum. Sırt üstü yüzüyor gibi bir sağ bir sol kolu başımızın üzerinden yere doğru yaklaştırıyoruz. Karnımı sürekli kontrol etmeye çalışıyorum bu hareketi yaparken. Yine vücudum sağa ve sola devrilmemeli. Son. İki kolum da tavanı gösteriyor. Şimdi daireler çizeceğiz. Dışarı doğru iki kolla daire çiziyoruz. Karın kaslarım hala aktif. Ayak tabanlarım yere sağlam basıyor. Ayağımın altında bir şey ezdiğimi hayal ediyorum. Son iki. Son. Yavaşça bıraktık. Ellerimi bacaklarımın üzerine koyuyorum. Bel çukurumu yere bastırdım ve kollarımla bacaklarımı itmeye çalışıyorum nefes vererek. Tekrar serbest bırakıyorum vücudumu. Leğen kemiğimi yuvarladım, belimi yere bastırdım. Kollarla bacaklarımı itiyorum. Ve tekrar serbest bıraktım. Son bir kez daha aynısı. Yuvarla, kollarla bacaklarını it. Ve tekrar serbest bırak. Şimdi pilates çemberine ihtiyacımız olacak. Dizlerimin arasına koyuyorum. Hafifçe sıkıştırıyorum. Kollar tam vücudumun yanında ve dümdüz. Ayak tabanlarım yere sağlam basıyor. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken circle'ı sıkıştırıp kalçamı yukarı kaldırıyorum. Ve aşağıya inerken omurgalarımı teker teker yuvarlayarak en son kalçam değecek şekilde aşağıya indim. Circle'ı serbest bıraktım. Dinlendim. Tekrar circle'ı sıkıştır. Kalçayı yukarı doğru it. Ve teker teker omurgaları yuvarlayarak aşağıya in. Son bir kez daha yapıyoruz. Sıktık.
kalçayı yükselt. Ve teker teker yuvarlayarak indiriyoruz. Bunu da yine 10 tekrar yapmanızı isteyeceğiz sizden. Yavaşça bıraktık circle'ı kenara. Tek dizi ve ardından diğer bacağı karna doğru çekiyoruz. Kollarla dizlerimizi kavradık. Sadece dinleniyoruz burada. Bir 20 saniye kadar bekleyeceğiz. Sırtınızda ve belinizdeki kasların rahatladığını, esnediğini hissetmeye çalışın. Zorlamıyoruz, çekmeye çalışmıyoruz, baskı yok. Sadece nötralde kalmaya çalışın. Süper. Yavaşça tek bacağı yere indirdim. Bacak bacak üstüne atıyorum, kontrollü şekilde. Ve şimdi nefes verirken çektim yukarı. Ellerimle bacağımı kilitledim. Kalça kaslarımın gerildiğini hissetmeye çalışıyorum. Yine bu harekette de bir 20 saniye kadar beklemenizi isteyeceğiz sizden. Vücudunuzun gevşediğini hissedin. Kendinizi çok kasmayın ve zorlamayın egzersizi yaparken. Yavaşça bıraktık ve bacak değiştiriyoruz. Yükseldik. Aynı şekilde 20 saniye bu tarafta da bekliyoruz. Ve gerilmeyi hissediyor olun. Bıraktık. Ayak tabanları yerde. Hafifçe yan dönüp kedi deve pozisyonuna geliyoruz. Kedi deve pozisyonunda dizleriniz tam kalçanızın altında olmalı. Elleriniz tam omzunuzun altında. Derin bir nefes alıyorsunuz. Nefes verirken sırtınızla büyük bir kambur yapın ve başınızı iyice öne doğru kapatmaya çalışın. Tekrar nefes alırken başımı yukarı aldım. Hafifçe çukur yapıyorum. Tekrar nefes verirken yükseltiyorum. Önemli olan hareketleri çok büyük yapmak değil, kendi sınırınızda ve kontrolünüzde yapmak. Akıcılığı bozmadan ilerleyebilmek. Son bir tane daha. Ve şimdi kamburdayken kalçayı topuklara yaklaştırdım. Öne doğru uzayabildiğim kadar uzuyorum. Maksimum noktaya gitmeye çalışıyorum. Ve bekliyorum. Gayet güzeldi, gayet keyifliydi. Oldukça etkili ve güvenli bir egzersiz serisi yaptık birlikte. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.